Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız GSX-R125 için bir kombin istedi. Ben de en uygun kombini çıkartmaya çalıştım. Onun renklerini tahmin ederek ona uygun bir kombin çıkarttım. İki tane kask var yanımda. Bir tanesi LS2'nin Vector Evo diye kaskı. Daha uygun fiyatlı, yine fiber özellikleri sahip. Bir tanesi de bildiğiniz gibi Shoei Q-Vest. Shoei Q-Vest'in de fiber kompozit bir yapısı olduğunu biliyorsunuz. Dış tarafları çoğunlukla polikarbon yapılıyor. Çünkü çabuk kazada çabuk sizden ayrılsın ve size ayrıca bir zarar vermesin diye bunu da eklemiş olayım. İlk önce Vector'ün özelliklerinden bahsedeyim. Kademeli açılır bir camı var. Dışı fiberglass, spor sürüşlerine uygun şekilde yapılmış havalandırma kanalları var. Hem üstte hem önde hem de arkada hava çıkış kanalı var ve bunlar elle idare edilebilir kanallar. Arkadaki hava çıkış kanalı üstte doğru itilerek açılıyor. Bu kask ECE2205 sertifikasına sahip, gerçekten hafif bir kask, 1300 gramlık bir kask. Vector Evo diye geçiyor. Şu şekilde yan tarafından açılan bir tane vizöre sahip, iç vizöre sahip, güneş vizörüne sahip. Aynı zamanda bir burun pedi var. Burun pedinin ön tarafında havalandırma kanalları var. Ön havalandırmadan aldığı havayı içine şu şekilde şuradan vererek camınızın buğulanmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Çene pedi kısmen güzeldir. Ama hani dışarıya doğru bir çene pedi değildir ve deri olarak yapılmıştır. Ama hani hem çenenizi darbelerden koruyacak şekilde hem de rüzgarın kısmen girmesini engelleyecek şekilde yapılmıştır. İsterseniz çene pedini şu şekilde aşağıda tutabilirsiniz ve şu şekilde ön tarafa daha az rüzgar alması için açabilirsiniz. Boyun pedleri gerçekten iyi. Bu fiyata alınabilecek, yani 1200 lira civarı alınabilecek en iyi fiber kasklardan bir tanesidir. Mikrometrik bağlantısı vardır. Güneş vizöründe söyledik. Şuradaki demir kısımlar vizörün bağlantı yerleridir. Ve hani bu kaskı tavsiye edebilirim. Hani uygun fiyatla almak istiyorsan bu kasktan alabilirsin. Ama ben daha güvenli bir kask almak istiyorum dersen şu Q-Vest'i alabilirsin. Şu Q-Vest'i zaten hani fiber kompozit bir yapıya sahiptir. Üst havalandırma kanalı, ön havalandırma kanalı. Ön havalandırma kanalı, kademeli açılan camı var. Ön havalandırma kanalı, ön iç taraftaki 10 tane çıkış hava kanalını iç camın buğulanmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Ve hani boyun pedleri gerçekten rahattır ve hani ona nazaran bunun çene bağlantısı daha güvenlidir. Ve hani arka hava çıkış kanalları olsun, işte üst hava çıkış kanalları olsun, bunlar spor sürüşe uygun şekilde yapılmıştır. Ağırlık bakımından 1300 gram, 1500 gram, yaklaşık 1500 gram bir ağırlığa sahiptir. İç pedleri gayet iyidir. Söylediğim gibi iç havalandırması da gerçekten gayet iyi şekilde havalandırır. Yani senin bütçene bağlı. Eğer ki hani bütçende biraz daha yükseğe çıkabiliyorsan Shoei'nin NXR'ını alabilirsin. NXR'ları da daha önceden hani tanıttığım için tekrar tanıtmıyorum. Bizim kanalımızda daha önceden araştırırsan, NXR yazarsan YouTube'da çıkacaktır. Hem bizim kanalımızdan hem başka kanallardan bakabilirsin. Üstündeki Race Way montu ise hani hem Suzuki'nin renklerine hem de birçok motorun rengine gidebilecek şekilde yazlık ve baharlık olarak yapılmış bir monttur. Göründüğü gibi hem dirseklerinde hem omuzlarında özel korumalara sahip, çarptığı zaman sertleşen korumalara sahip. İçinde şu anda yumuşak korumalar, ellediğiniz zaman yumuşak bir his veriyor. Onlar çarptığında sertleşiyor. Arkasında bir sırt korumayla beraber gelmiyor. O sırt korumayı sizin almanız gerekiyor. Kolları cırt cırtlı şekilde yapılmış. Aynı zamanda hava alabilen bir monttur ve hani kol içlerinde özellikle kolunuza göre ayarlamanız için çıt çıtlara sahiptir. Kol içlerinde kolun üst tarafında körük mekanizması vardır. Arka tarafını da göstereyim. Arka tarafı da bu şekilde yapılmıştır. İçini açtığınız zaman şu şekilde bir tane daha tekrar fermuar göreceksiniz. O fermuarı da açtığınızda delikli bir yapısı olduğunu göreceksiniz. Bu delikli yapı hava almasını sağlıyor. Eğer içine astar takmak isterseniz diye şuraya ek fermuarlar koymuşlar. Ve sırt korumasını koyabilmeniz için şu tarafında bir tane daha cırt cırt bölüm var. Bu tarafında cebi var. Bu tarafında fermuarlı bir cebi var. Bu mont Suzuki'nin renklerine bence çok iyi gidecektir. Eğer ki hani bu tarz işte
mavimsi, beyazımsı renklere sahipse farklı renklerde de bunun özellikle hani bundan çıkarttım ki bunun farklı renkleri de var diye. Bir de Fireball olsun şu şekilde bir eldivenini çıkarttım. Bu da yazlık bir eldiven. Her yerinde koruma ve havalandırması var. Aynı zamanda hani parmakları delikli şekilde yapılmış. Her şeyden önemlisi eldiven arkadaşlar. Neden eldiven önemli? Çünkü ilk yere düşme hareketinde, ilk kazamızda motordan kayıp düştüğümüz zaman koyduğumuz yer ilk önce elimiz oluyor. Veya işte dirseğimiz oluyor ya da dirsekle eli beraber çarpıyoruz, sonra kafayı çarpıyoruz. Hani düşme hızına ve hareketine göre değişiyor bunlar. Ama çoğunlukla ilk önce el koyma hareketi yapıyoruz. O yüzden de bilekteki koruma gerçekten önemli. Bilek koruması iyi olursa en azından bileğinizi kırılmaktan veya işte aşınmaktan veya zarar görmesinden kurtulmuş olursunuz. Çünkü hani bilekteki bir arıza, yaralanma, bir zarar görmesi halinde elinizi kullanma yeteneğiniz azalıyor. O yüzden de hani eldivenizi iyi alın diyorum. Bütün koruma yerlerinde gerçekten çok iyi şekilde yapılmış eklem korumaları var, bilek koruması var. Kısa bir eldivendir ve yazlık bir eldivendir. Bunu alabilirsiniz. Daha önceden de sunduğum Tech90'ın City pantolonu var. Tech90 City'yi neden sunmuştum? Çünkü içinde Kevlar bir koruması vardı. Hem diz hem de kalça korumaları vardı. Kalça korumalarını da isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Şu şekilde diz korumaları var. Diz korumalarında ve özellik içinde zaten biliyorsunuz bu pantolonu. Bu pantolonu öneriyorum. Bunu alabilirsiniz. Çünkü hani hem normal zamanda da giyebilirsiniz. Korumalarını çıkartıp normal bir zamanda da giyebilirsiniz. Bir de spor sürüşlere uygun fiyatlı. Rockwell'in DNA modelini sunuyorum. Çünkü körük mekanizması var, hem vites koruması var, topuk, burun ve bilek koruması var. Cırt cırtlı bir model. Yan tarafından açılıyor. Şu tarafından da açtığınız zaman tekrar bir fermuarla karşılaşıyorsunuz. İç tarafı da özellikle hani terletmeyecek şekilde yapılmış. O yüzden de bunu öneriyorum. Bunun bir üst modeli, yani biraz daha uzun modelini alabilirsiniz. Aralarında 100 lira kadar bir fark var. Yerimiz biliyorsunuz Bostancı'da. Kanalımızı beğenirseniz ve bildirimleri al diye zili açarsanız, hemen aşağıda ben onu da paylaşıyorum. Zili de açarsanız her video paylaştığımızda size ulaşacaktır. Hepinize iyi sürüşler.